Merhaba. Hepimizi derin bir üzüntüye gark eden son maden faciasından sonra iktidarın önde gelenleri tarafından ifade edilen kader planı söylemleri bir kader tartışmasını tekrar gündeme taşıdı. Ve bu konu etrafında inanç hassasiyetlerini yer yer rencide eden bir takım değerlendirmeler de yapıldı ve kaderi inkar eden diyelim yaklaşımlar da söz konusu oldu. Şimdi bu mevzuda kaderin çok ince, çok sırlı bir konu olduğu malum ve iman esaslarından biri olduğu da, altı iman esasından biri olduğu da biliniyor. Ve bu mevzuda çok polemikler yapılıyor bilmeden ve farkında olmadan işin esasını ve kader irade bahislerinin birbirleriyle olan ilişkisini nüanslarını inceliklerini sırlarını en iyi izah edenlerden birisi yine Bediüzzaman Said Nursi. Sözler isimli eserinin 26. Söz Kader Risalesi bölümünde bu mevzulara açıklık getirmiş. Ve kader ve cüz-i ihtiyari, irade ilişkilerini izah etmiş. Oradan bazı kısımları paylaşarak bu tartışmalara onun perspektifiyle bir değerlendirme yapmaya çalışalım. Diyor ki, kader ve cüz-i ihtiyari, yani irade, İslamiyetin ve imanın nihayet hududunu gösteren hali ve vicdani bir imanın cüzlerindendir. Nihayet hududunu gösteren. Yani mümin her şeyi hatta fiilini, nefsini Cenab-ı Hakk'a vere vere ta nihayette teklif ve mesuliyetten kurtulmamak için cüz-i ihtiyari önüne çıkıyor. Ona mesul ve mükellefsindir. Şimdi kulluğun, Allah'a kulluğun, imanın ve kulluğun fıtri, tabi neticesi her şeyi Cenab-ı Hakk'a vermek. Çünkü zaten öyle. Her şey Cenab-ı Ama kol yaptıklarından ve onların mesuliyetinden kurtulmamak için, kurtulmaması için irade verilmiş ve insanın iradesiyle tercih ettiği hususlarda ortaya çıkan neticelerin sorumluluğu gene insanın kendisine veriliyor. İşte burada bir neticenin tahakkukunu insanın iradesini kullanması şartına bağlayan bir kader programı söz konusu. Yoksa işte kaderim de varmış ve onun için ben böyle olmaya mecburum gibi bir yaklaşım bu iradeyi hükümsüz kılar. Ama irade verilmiş insana ve imtihanın hayat imtihanının, iman ve kulluk imtihanının anahtar kavramıdır irade. Dolayısıyla tekliften ve mesuliyetten kurtulmamak için cüz ihtiyari irade önüne çıkıyor. Ona mesul ve mükellefsin. Sorumlusun ve yaptıklarından mükellefsin, yükümlüsün der. Sonra ondan sudur eden iyilik ve iyilikler ve kemalat ile mağrur olmamak için gururlanmamak ve onları kendine mal edip yoldan çıkmamak için kader karşısına geliyor, der haddini bil, yapan sen değilsin. İşte bu çok ince bir ayrım. İnsan iradesiyle bir tercihte bulunuyor. Bu tercih eğer Allah'ın rızasına muhalif bir tercihse onun mesuliyeti o tercihi yapandı. Allah'ın rızasına uygun bir tercih ise ve ona bağlı olarak bir takım neticeler hasıl oldu ise orada işte yine o derin iman ve teslimiyetin bir devamı olarak o tercihle, hayra yönelik tercihle ortaya çıkan müsbet neticeleri yaratan da yine Cenab-ı Hak. Ve burada devamında diyor ki, kader cüz-i ihtiyari iman ve İslamiyet'in nihayet meratibinde kader nefsi gururdan. Bak işte bu iyilikleri ben kendim yapıyorum. Şeklinde bir gurur içerisine girmekten ve cüz ihtiyari irade adem mesuliyetten, sorumsuzluktan kurtarmak içindir ki mesail-i imaniye girmişler. imanın esasları arasına girmişler. Yoksa mütemerrit nüfus emmarenin kötülüğü emreden nefislerin işledikleri seyyiatının, kötülüklerin mesuliyetinden, sorumluluğundan kendilerini kurtarmak için kadere yapışmak. İşte kader böyle takdir etmiş. Kader benim kötü bir insan olmamı takdir etmiş. Diye kadere sığınmak ve suçu ona atmak şeklinde bir hale düşmemek için böyle bir denge getirilmiş. Kendilerini kurtarmak için kadere yapışmak sorumluluktan ve onlara inam olunan, nimet olarak verilen mehasinle, iyiliklerle, güzelliklerle, sevaplarla iftihar etmek, gururlanmak, cüz-i ihtiyariye istinad etmek, işte ben bunları kendi irademle yaptım. Bunları yapan benim şeklinde nefsi gurura götüren ve kulluk manasından uzaklaştıran hale karşı da işte cüz-i ihtiyari, irade, bu noktada müspet kullanılmasını da bir nimet olarak insana bahşeden yine Cenab-ı Hakk'ın hidayetidir. Dolayısıyla bu iyiliklerle ve güzelliklerle, hayırlı işlerle iftihar edip gururlanmak ve bunu kendi iradesine mal etmek, sırrı kadere, bütün bütün sırrı kadere ve hikmete cüz ihtiyariyeye, iradenin bize veriliş hikmetine zıttır. Şimdi kader maziye geçmişte olup bitenlere ve musibetlere müteallik bir ilaç olarak, manevi ilaç olarak ümitsizliğin ve hüznün reçetesi oluyor bir bakıma. Ve masi ve istikbaliyatta değildir ki, yani günahlarda ve geleceğe yönelik işlerde değildir ki, atalete sebep olsun. Yani burada işte Akif'in söylediği şeye geliyoruz beytinde. Kadermiş öyle mi? Haşa bu söz değil doğru. Belanı istedin Allah da verdi doğrusu bu diyerek ifade ettiği şey. Yani burada eğer Allah'ın koyduğu fıtrat kanunlarına aykırı hareket ederek bir felaketin, bir musibetin, bir kötülüğün gelmesine sebebiyet verdiysek onu Kadere havale ederek kendi yaptığımız yanlışların sorumluluğundan sıyrılamayız. Bu çok yanlış bir kader anlayışı ki iktidardakilerin sergilediği anlayış da bu. Kendi ihmallerini, kendi e, hatalarını, kendi işte e, o felakete sebebiyet veren e, konulardaki yanlışlarını, denetimsizliklerini vesaire. Ve işte bu maden ocağıyla ilgili e, tartışmalarda hep dile getirildiği üzere o işlerin liyakatsiz kimselere teslim edilmesinin doğurduğu sonuçları kadere yıkarak kendi sorumluluklarından kurtulmak gibi bir yola tevessül etmeleri buradaki tarif edilen doğru kader anlayışına ters. O kader inancının istismar edilmesi gibi bir neticeyi veriyor. Demek kader meselesi teklif ve mesuliyetten kurtarmak için değil, belki fahir ve gururdan kurtarmak içindir ki imana girmiş. Böbürlenmekten, nefsin e, yoldan çıkması gibi bir hale düşmekten e, kurtarmak için e, iman esasları içerisine girmiş. Yoksa mesuliyetten, Kurtulmak için değil. Bu genel manada, geniş manada iman ve kulluk insanın Rabbi ile olan ilişkisinin boyutunu tarif ederken anlaşılması gereken çok ince ve sırlı bir hakikatin ifadesi. Cenab-ı Hak o zayıf cüzi iradeyi irade külliyesinin taallukuna bir şart-ı adi yapmıştır o neticeyi tahakkuk ettirmek için insanın iradesini şu veya bu yönde kullandığı iradesini adi bir şart yapmıştır. Yani manen der ey abdim, ey kulum, ihtiyarınla, kendi iradenle, kendi tercihinle hangi yolu istersen seni o yolda götürürüm. Öyleyse mesuliyet sana aittir. Neticeyi yaratan Allah irade-i külliyesiyle o neticenin tahakkukunu kader programıyla tanzim eden Allah ama o neticenin gerçekleşmesi için gene insanın iradesini kullanmasına bir şart yapmış. Ve Allah o ezeli ilmiyle o neticenin tahakkuk edeceğini biliyor ama o neticenin insanın yaptığı tercihle gerçekleşeceğini de biliyor. Bu bir kaderin bağlayıcılığı, zorlayıcılığı değil. Cenab-ı Hak kullarını alabildiğine hür bırakmış. Kendisine inanıp inanmamakta bile hür bırakmış. Ve tercihi kula bırakmış. Kulun kendisine bırakmış. Zaten dünyada bulunuşumuzun sırrı ve hikmeti de bu. İmtihanın sırrı da bu. O iradeyi Allah'ın istediği istikamette kullanırsak, bu hayat imtihanında imtihanı inşallah muvaffakiyetle tamamlamış olacağız. Aksi halde imtihanı kaybetmiş olacağız Allah muhafaza. İşte bu iman ve kulluk boyutuyla Allah'la olan münasebetin ve o kader-irade ilişkisinin, dengesinin başımıza gelen hadiselerde gerek şahsi olarak gerekse içtimai hayatta, çalışma hayatında ve dünya genelinde meydana gelen hadiselerdeki yansımalarını bu ölçüler çerçevesinde değerlendirmemiz gerekiyor ki yanlış yerlere sapmayalım. O menfi neticelerin, olumsuz neticelerin ortaya çıkması da gene bir kader programının parçası ve orada Birçoğunda bizim göremediğimiz sırlar, hikmetler var. Ve bizim şer gibi gördüğümüz hadiselerin arkasında nice hayırlar ve hikmetler de var. Bunlar çok ayrı ve derin bahisler. Ve Risale-i Nur'un birçok yerinde bunlar da izah ediliyor. Ve zulüm içerisinde bazen adalet tecelli ediyor. Kaderin adaleti tecelli ediyor. Beşer zulmü içerisinde. Bu da gene konunun bir başka enteresan ve manidar sırlı boyutu. İnsan işlemediği bir suçtan dolayı mahkum olabiliyor, zulme uğrayabiliyor ama o maruz kaldığı haksızlık başkalarını bilmediği ama Allah'ın bildiği bir başka kusurundan dolayı başına geliyor. Yahut hiçbir kusur olmasa bile imtihan sırrının gereği olarak gene e, Böyle bir hale maruz kalabiliyor ki hadis-i şerifte de buyurulduğu gibi insanların bela ve musibetlere en fazla maruz kalanları Allah'ın en sevdiği kullar. İşte peygamberlerin başına neler gelmiş? Yusuf Aleyhisselam'ın, Cercis Aleyhisselam'ın, İsa Aleyhisselam'ın, Peygamber Efendimiz'in hayatı meşakkatlerle geçmiş, Eyüp Aleyhisselam'ın hastalığı, Yunus Aleyhisselam'ın, işte o balıkla imtihanı vesaire birçok örnekler. Bunlar o peygamberlerin kusurlarından dolayı değil, mertebelerinin yüksekliği ve o musibetlerle, o sıkıntılarla mertebelerinin daha da yükseltilmesi gibi hikmetler de var. Velhasıl dediğimiz gibi bunlar çok derin bahisler. Bize düşen bu izah edilen dengeler içerisinde kader ve irade ilişkisini doğru anlamak, doğru tatbik etmek ve yanlış yollara sapmadan bu hayat imtihanını gerek kendimize, gerek aile efradımıza bakan boyutlarıyla yüzümüzün akıyla verebilmeye çalışmak olmalı. Cenab-ı Hak muvaffak eylesin hepimizi diyerek tamamlamış olalım. Yorumlarınızı alttaki yorumlar bölümüne yazabilirsiniz. Sorularınız olursa, özel sorularınız olursa onları sosyal medya hesaplarımıza mesaj olarak gönderebilirsiniz.